Herkese selamlar. 2013 model bir tane Jetta'dayız. Bu araba dizel bu arada. 5 vitesli bir araba. Akıllı debriyaj sistemi taktık. Monitörümüzü buraya koyduk. Çok kısaca akıllı debriyaj sistemi nedir? Akıllı debriyaj sistemi bir arabaya takılınca arabanın debriyajını otomatize ediyor. Debriyaja hiç basmadan sadece vitesleri değiştirerek kullanabiliyoruz. Yani debriyaj tamamen iptal. Şu an debriyaja hiç basmıyorum. Sol ayağım boşta. Testteyiz. Monitörü buraya koyduk. Monitörün üstünde düğmelerimiz var. Dilerseniz ekranı kapatabilirsiniz. Sessiz modu alabilirsiniz. Monitör konuşuyor çünkü. Evet, kalktım. Birinci vitesteyim. İkiye aldım. Sadece vites değiştirirken yapmanız gereken şey ayağımızı gaz pedalından çekmek. Bu arabada yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici ve diğer bütün debriyaja bağlı özellikler çalışıyor. Aktif çok güzel oldu bu arada. Yani kesinlikle dizel Volkswagen grubu aracı olanları bekleriz. Evet, sağa dönüyorum. İkinci vitesteyim. Bizim cihazımız kalkışta ve duruşta kendisi her şeyi ayarlıyor. Yani şöyle mesela 2'deyim, ani durdum diyelim. Hızlıca durdum. Araba kesinlikle istop etmeden durur. Yine kalkışlarda acemi bile olsanız kendisi ayarlıyor. Böylece hani ilk kalkışta istop ettirmeden sakince arabayı kaldırıyor. Hem kavramanın ömrünü uzatıyor, hem de sürücüyü strese sokmadan güzel bir kalkış sağlıyor. Kullanımı çok basit, öğrenmesi çok kolay. İstediğiniz zaman bir tane düğmesi, vanası var. Bunu manuele alabiliyorsunuz. Uzun ömürlü bir cihaz. Birkaç ayarı var. Yarım debriyaj ayarı, kavrama hızı ayarı. Bunu kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bunları müşteri öğretiyoruz biz. Arabanın sağını solunu zedelemeden montaj yapıyoruz. Çoğu parçalımız zaten taktığımız parçalar. Jaklı, bileşenleri, civatalı vesaire. Çok güzel. İstediğiniz devirde vites atabilirsiniz bu arada. Şöyle göstereyim. Vitesi istediğiniz kadar seri değiştirin. Kesinlikle takılma yapmaz. Yapmıyor. Şöyle göstereyim. Çok hızlı değiştiriyorum. Uzun ömürlü bir cihaz. Fazla bir bakımı yok. 100 bine kadar herhangi bir bakımı yok. Şu an için ruhsata işletilmiyor ama ileride öyle bir projemiz var. Ruhsata işlettirmek için. Özellikle şehir içinde dur kalklarda çok rahatlatıyor insanı. Çok büyük kullanım konforu sunuyor. Bu araca gayet güzel oldu. Tavsiye ediyorum ben. Kalkarken vitesi 1'e alıyoruz. Gaza basıyoruz. Bu kadar. Vites değiştirecekken ayağımızı gaz pedalından çekiyoruz. Gaza basıyoruz. Evet, bir hafif rampa. Vitesi 1'e takıyorum. Dediğim gibi bu arabada yokuş kalkış desteği var. Şöyle yana bakalım. Yokuş bir yer. Ayağımı frenden çektim. Gaza basıyorum. Santim geri kaçırmadan arabamız kalktı. Işıklarda vites 1'de bekleyebilirsiniz ama çok uzun süre beklenecekse boş almanızı tavsiye ediyorum. Vitese dokunup çok az milimetrik bir hareket verdiğimiz anda zaten sistem kavrama kendisi basıyor. Çok rahat şekilde vitese geçirebiliyorsunuz bu şekilde. Kesinlikle ne şanzımana ne balataya zarar vermez. Sistem uzun ömürlü bir cihaz. Dediğim gibi arabanın kavramanın da ömrünü uzatıyor. Arabanın iç aksamını da göstereyim. Burada bizim yedek kabımız var. Burada vanamız var. Mekanik vana. Bunun hidrolik debriyaj robotu burada aşağıda bir yerde gizli, görünmüyor. Yani isteseniz de gizli, davlumbazına arkasında bir yerde. Görünüyor da gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok.